Geniz eti ve bademcik ameliyatları çocuklarda genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Hiçbir şekilde lokal anesteziyle yapılamaz. Çok eskilerden yapılırdı ama günümüzde artık kesinlikle yapılmamaktadır. Çocuklara çünkü fiziksel travmalar çabuk unutulur ama psikolojik travmalar kolay kolay unutulmazlar. Onun için çocukların hastaneye geldiği zaman sakinleştirilmeleri gerekiyor. Onlara biz bir şurup içiriyoruz ve bu şurup onların sakinleşmesini sağlıyor. Ve o andan itibaren, ilacın etkisi görüldüğünden itibaren ameliyathaneye gidiş ve dönüş arasındaki periyodu da zaman kısmını kesinlikle hatırlamamasını sağlıyor. Bu da çocukta oluşabilecek anneden ayrılma, babadan ayrılma, terk edilme gibi kaygıları ortadan kaldırıyor. Yani psikolojik travmayı ortadan kaldırmaya yönelik almış olduğumuz bir önlem. Çocuğu hazırladıktan sonra, kan tahlilleri yapıldıktan sonra, anestezi doktoru gördükten sonra ameliyathaneye alınır. Ameliyathane ortamında çocuk uyutulur ve ardından biz geniz eti ve bademcik operasyonlarını yaparız. Her ikisinde de bir ağız açacağı vardır. Ağız açacağı açılır, bademcikler görülerek yapılır. Geniz etinde ise endoskopik yolla burun içinden geniz eti görüntülenir. Ağız içinden radyofrekans özel aletlerle neredeyse hiç kanama olmaksızın sıfıra yakın bir kanamayla geniz etinin tamamı görülerek alınır. Yine bademciklerde de aynı cihaz kullanılarak bademciklerin alınması mümkündür. Son yıllarda bademciklerin alınması mı, küçültülmesi mi diye bir soru gündemdedir. Hiç enfeksiyon geçirmeyen çocuklarda küçültülmesi söz konusu olabilir. Ya da sadece problem uyku apnesi ise küçültülmesi söz konusu olabilir. Özellikle küçük çocuklarda tonsillektomi ameliyatından sonra çocukların uyumu hekimle ve aileyle bozulabildiği için bademciklerin küçültülmesi onların lehine olan bir olaydır. Ama bu tamamen geçirilen enfeksiyon sayısı, bademciklerin durumu, peritonsiller apse geçirip geçirmediği gibi birçok veya FAPA sendromu gibi birçok parametreye bakarak hekimin vermesi gereken bir karardır. Bademcikleri aldığımız zaman genellikle bir 7 gün kadar çocuk bundan etkilenir. Çocuk ya da erişkin fark etmez. Ama bademciği küçülttüğümüz zaman ertesi gün sanki hiç ameliyat olmamışçasına hafif bir ağrıyla atlatacaktır. Avantajı budur. Küçük çocuklarda tonsillerin tamamen alınmasındansa küçültülmesi, eğer çok kronik bir enfeksiyon yaşamıyorsa çocuk, küçültülmesi daha çocuk açısından bakıldığında faydalı bir işlemdir. Ama aileye şunu anlatmak lazım. Biz küçültme yapıyoruz. Eğer ki çocuk ileriki yıllarda çok sık enfeksiyon geçirirse bu bademcikler tekrar büyüyebilir. O zaman biz almak zorunda kalabiliriz. Ama çocuğun da yaşı bu arada 2'den 4'e 5'e geldiği için biz de daha emniyetli oluruz. Çocuk açısından da daha doğru bir yaklaşım olmuş olur diye de bilgilendirmek lazım.